olacak bize. Artık sizin mutluluğunuzu da gölgeleyemeyecek yani. Artık buna engel olacağım. Bir daha bizi bırakmayacaksın değil mi anne? Yok, hayır, asla bırakmayacağım. Artık gelinimin mutlu olmasını istiyorum. Kimse gölge etmesin yuvamızı. Anne! Anne! Çok acı çektim yürümeyim. Evlatlarımdan ayrı. Bak Kemal, ben sana söyledim değil mi? Anne! Bir şeyler öyle yargılı olmayacaksın. Kadın neler yaşamış. Ayşegül Hanım, 20 sene ne sesini duydum, ne yüzünü gördüm. Sen de haklısın. Sen de haklısın. Annedir, aramaz mı? Ben de onu söylüyorum. Bu kadar dedim, bu nasıl bir tehdittir ki? Ama annenden ben şeyi gördüm, şeyi aldım. Yani annen yüzleşmeye hazır bir insan. Anladın mı? Yani alan karşısına gelse. Onu dedim, bu kadar mı dedim korkuttu yani. Yani öyle şeyler anlatıyor ki çirkeflik ya. Tamam demiştim Ayşegül Hanım, dinleyin. Bak gelinin hep bundan yanaydı. Bir şans verin dedim ama ben mutlaka... Çektiği çileler vardır. Hiçbir anne... Muhakkak dedi yani. Bir anne dedi böyle vicdansız olamaz Ayşegül Hanım. İnanıyorum ki dedi yani. Onda bir şey var. Paraları yediğini söylerim. Halbuki o paralarla kendisine, benim miras olan paramla kendisine araba aldı. Ya, yedi. Ya. Çocukların hakkını hep yedi. O para için çok, onlara bakmayı kabul etti. Bize yani. Para alıp kaçtığını, oğlunun bütün paralarını götürdüğünü, ya neler neler söyledi ama hiç mi anlayamadık? Hep iftira atarım, kimsenin yüzüne bakmaz, çocuklar sana bakmaz dedi. Sanırım Oya Hanım'la şey, buyurun lütfen, sandalye alalım arkadaşlar, kayalım. Dükkan'la sen de mi? Sen... Ne işin var senin burada? Dükkan, ne olur sakin ol. Evinde duramadın mı? Ortalığı karıştırmak için mi geldin? Dükkan. Kemal, ben sana ne dedim? Bu kadın iyi bir kadın değil. Namusa laf gelir dedim. Dükkan, hala benim haberim yok. Ceyda... Hala, yani. Hala ben aradım, ben daha aradım. Daha gelin olmadı, her şeyi burnuna sokuyor. Sen bana baksana, ben çocuğumu sana yedirmem. Dükkan Hanım, biz kendilerimize sözlendik. Ya Allah, ben sen sakin ol. Ne evladı be? 20 yıldır aramıyorsun, sormuyorsun. Oya, Kemal, annenizin yüzünü son kez bir bakın. Oya abla, ben böyle olsun istemedim. O ne demek ya? Ben böyle olsun istemedim. Her şeyi biliyorsan uzaklaştırdım benden. Ben böyle olsun. Tehdit ettin beni. Bir şey söylesene Kemal ya, bir şey söyle. Dedim ki iftira atarım sana. Başka adamlarla gezdiğini söylerim, para yediğini söylerim. Daha ne istiyorsun benden? 20 yıl ayrı bıraktın beni. Ama artık yapamayacaksın, yeter. Tuğ iftiracı kadın. Aa, sakin olur musun? Lütfen rica ederim. Lütfen ya. Sen bir şey yapmasın. Sen böyle olsun istemedim. Bir dakika Ceyda, bir saniye. Kardeşimin paralarını sen yedin. Kardeşimi çantacılık işine sen soktun. Kardeşim kuyum işi yapacaktı, dükkanı olacaktı. Aç gözlüğünden gözlüğünden doymadın. Kardeşim sen toprağa soktun. Ben böyle olsun istemedim Oya abla, lütfen. Nasıl yalan söyleyebiliyorsun ya? Benim hakkım olan parayla bile, mirastan çıkan parayla bile sen kendine araba aldın. Duyuyorsun, o arabanın hesabını ver ya. Ne arabası? Ya duydun mu? Ben sana demedim. Benim istemediğim parayı aldı, tehdit etti beni. Onunla kendine araba aldı. Esas şeyi söylesenize, sizin çocuklarınızı görmemeniz gerektiği üstüne tehditler de evet. Bulunmuşsunuz siz. Çocukların Akiye Hanım. Yok, Ayşegül Hanım, böyle bir şeyin doğruluğu başka bir adamlarla gezdiğini söylerim. Varsa ispatlasın. Ben böyle bir şey söylemedim, yalan söylüyor. Çünkü çocukların yüzüne bakacak hali yok. Yaptığı yediği hatları bir anlatsam ağzınız açık kalır. Peki anlatayım, ne altı yapmış anlatabilir misiniz? Yani bir eski gelininiz diyeyim, evlenmemiş zaten hiç. Ve çocukların özlemi dedi ki, benim görümcem beni tehdit etti dedi. Yalan söylüyor. Peki yalan neden söylüyor? Mesela evlenmemiş de herhangi biriyle bir ilişkisi de olmamış, biz de bunu araştırdık. Yani ne gibi bir iftirada bulundular ona yahut hanımefendi için ne söylediler, İclal Hanım için de siz bu kadar sinirlisiniz? Anlat. Çocuklarını anlat. Artık yeter, susmayacağım. Tamam, buyurun çünkü lütfen. Onun kardeşini kıskandığını, bizi ayırmak için bütün elinden gelen her gayreti gösterdiğini, hatta kendi kocasına çocuk sahibi olmak için başkasından çocuk yaparım dediğini, artık iftiralarını, hangi birini anlatayım ya? Doğru çocuklarını mu bunlar Rukiye? Çocuklarını görürsen seni yok ederim dediğini. Hayır. Yalan. Bana bak, kardeşimin paralarını ben çalmadım. Sen o paraları aldın, kendi ihtiyaçların için gittin, alışveriş yaptın. Evdeki çocuklar aç mı, tok mu diye düşünmedin. Ben olmasaydım bu çocuklar perişandı. Sen sırf para için onlara baktın. Sırf beni devreden çıkarttın, çocuklarımı mahsus görüştürmedin mirasa konmak için. Başardın hala, da bunu. Hala bunlar nasıl iddialar böyle? Doğru mu bunlar? Hayır, doğru değil. Bu tezgahları hep sen düzenliyordun.
Yalan sen söylüyorsun. Sen benim yuvamı yıkmak için yaptın. Hayır bunu. Efendim yalan söylüyorsun. Sen bir günden bir güne şu çocuklara sahip çıkma. 20 yıldır neredesin sen be? Senin 20 yüzünden. Yıldır ben bu çocuklarla uğraşıyorum. 20 yıldır çocuğu süpürge ettim bana. Sakin olur musun Rukiye Hala ya? Ne sakin ya? Ya niye bağırıyorsun ya? Neyi sakin? Neden bağırıyorsun? Sen dış kapının dış mandalısın. Nasıl dış kapının dış mandalısın? Neden biz söz verdik kendilerine? Kabul ettik mi Ali? Ya nasıl? Ne diyor bunlar ya? Sen kardeşimin ortağıyla birlikteydin. Ya nasıl böyle bir iftira atarsın ya? 20 yıldır sustum yeter artık ya. Yok ya. Artık susmayacağım artık. Ben niye yalan söylüyorum? İspatlar zamanı yalan söylediğim. Hepsini ispatlarım Ayşegül Hanım. İspatlayın. Hepsi mesajlar çantamda. Telefonumda hepsini ispatlarım. Gösterirsen canını okurum senin. Neden o mesajların görülmesini istemiyorsunuz? Onun yediği hatlar da var orada. Onun yediği hatları da görmek isterim eğer öyle bir şey varsa. Hepsini görebilirsiniz. Sizin sizin ne yaptığınızı da orada görmek isterim. Neden hele bir göster gibi hala tehditle yaklaşıyorsunuz? Bu sizin suçlu olduğunuzu gösterir biliyorsunuz değil mi? Ben suçlu değilim. Neden suçlu istemiyorsunuz? Kabul etmiyorum. Neden istemiyorsunuz onu mesela? İlgilendirmez ki. Onun birlikte olduğu ama insan... Ama tehdit etmişsiniz. Tehdit mesajları varmış. Rukiye çok zalimsin ya. Bu kadar gadar olabileceğini aklıma gelmezdi. Aynen senin gibi. 20 yıl hasret bıraktın evlatlarıma. Artık bırakamayacaksın. Yeter artık. İcra Hanım, ben size inanıyorum. O mesajlara da hepsine bakmak istiyorum. Evet, gerçekten Rukiye Hanım şu andaki davranışınız beni zaten bitirdi. Anladınız mı? Onları istemiyorum, gösterme demeniz benim için zaten bir donedir. Anne kalk göstersene. Hala sen ne yaptın bize yıllarca? Nasıl bunu nasıl yapabildin bu zalimliği? Neden Rukiye Hala ya neden? 20 yıldır neden anneyi ve çocukları... 20 yıllık emeğimin karşılığı bu mu olacak? Çok meraklıyım size. Hala nasıl yaparsın bunu hala? Oya abla sen nasıl inanırsın? Oya abla. Oya abla annene sarılmayacak mısın? Annem çok şuur kavuştu. Ya sarılmayacak mısın? Oya abla ne yapıyorsun ya? Oya abla neden? Bana bak tabii ki onu dolduruşa getirdi o yüzden. Haklı çıkmak için haksızlık ederseniz hakkınızı savunacak kimseyi bulamazsınız. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.